Merhaba, ben Duygu Çevik. Kırsaldayım, organik yumurtayı, bahçe patatesini bulmuşum. Ne yapacağım? Tabii ki patatesli yumurta yapacağım. Bir abla tarifi olur kendisi ve lezzetine de doyum olmaz efendim. Hadi başlayalım. Bir kocaman adet patatesi soyarak başlıyorum işe. İki kişilik yapacağım patatesli omleti. İki kişilik diyorum ama bu bayağı bereketli bir tarif oluyor. Yani siz şöyle 3-4 kişi de yiyebilirsiniz. Patatesi soyduktan sonra yıkadım, kağıt havluyla güzelce bir kuruladım. Duygudan naçizane bitiyor. Şimdi patatesi kurulamadığımız zaman yağ attığımızda yağ sıçrıyor. Onu zaten biliyoruz. Bir de patatesi kurulamadığımız zaman dilimlediğimiz patatesler birbirine yapışıyor kalıyor. Yani tane tane bir patates görüntüsü istiyorsak yıkadıktan sonra mutlaka patatesi kurulayalım. Patatesleri gördüğünüz gibi ufak ufak ve küp küp doğruyorum. Bu tarif için rendeleyenler de var ama bence böyle görüntü olarak hem daha dolgun oluyor hem de yerken böyle patates taneleri ağza geliyor. Bu şekilde ben daha çok seviyorum. Şimdi artık tavaya geçelim. Yarım Türk kahvesi fincanından biraz daha az yağ kullanıyorum ki bir omlet için fazla bir yağ ama yumurtayı dökmeden önce böyle patatesi biz bayağı kızartıyor gibi kızartacağız. Patatesleri alalım tavaya, üzerine de böyle yarım çay kaşığı kadar ya da daha az damak tadınıza göre tuz ekleyelim, şöyle bir karıştıralım ve kızarmaya bırakalım. Patatesler kızarırken ben diğer tarafta yumurtaları çırpacağım. Ne demiştik? 2 kişilik hazırlıyoruz omleti. 2 tane yumurtayı kaseye alalım. İçine böyle yine damak tadımıza göre bir çimdik parmağımızın ucuyla tuz ve karabiber bırakalım. Bu aşamada istediğiniz baharatı ekleyebilirsiniz buraya ya da başka herhangi bir malzeme, yeşillik ekleyebilirsiniz mesela dilerseniz. Patatesler istediğim kıvama geldi. Kıpkırmızı olmasına gerek yok. Hem rengi değişti hem de yumuşadı. Artık çırpılmış yumurtayı üzerine bırakabilirim. Omletin alt kısmı pişti, üstünden de belli oluyor zaten. Şimdi çevirme zamanı. Bir de ben yumurtanın her türlüsünü çok pişmiş sevdiğim için böyle bayağı kızartıyorum. Siz dilediğiniz kıvamda pişirebilirsiniz. Evet, Duygu için tadım zamanı. Sanırım tipimden anlaşılıyor. Tadı o kadar iyi ki bu tarifi denemenizi ısrarla tavsiye ediyorum. Ben normalde yumurtayı ekmeksiz tüketemem ama bu tarifi tüketiyorum. Yanına hiç ekmek istemiyor çünkü. Kanaldaki tüm tarifler ve diğer içerikler için kanaldan çıkmadan önce abone olabilir ve bildirimlerinizi açabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.